Bugün neredeyiz? Bugün gene geldik. Yeşil Esinti Konakları. Erfelek Tatlıca Şelalesi ile Erfelek Merkezi'nin arasında Yeşil Esinti Konakları'na geldik. Mustafa Bey'in yanındayız. Mustafa Bey bizi misafir etti sağ olsun. Geldik. Bugün orayı çekeceğiz. Bugün orayı da sizlere için tanıtacağız. Gerçekten önemli bir tesis. Nasıl önemli bir tesis? Fiyat kalitesi olarak yeşilliğin, doğanın içinde olarak güzel bir ortamı var. Yeşil Esinti Konakları'nı herkese tavsiye ediyoruz. Ayancık Güncel Haber ve Sinofem ortak yayınında şu anda canlı yayındayız arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu arada yayınımızı da paylaşıyorsunuz, lütfen yayınımızı da paylaşın. Evet Mustafa Bey, bize Yeşil Esinti Konakları'nı bir anlatın. Evet. Öncelikle Ayancık Güncel Haber ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayancık Güncel Haber'i takip eden tüm dostlara hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Lütfen emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Evet, güzel bir şey oldu. Evet. Yolların kralı değil, kuralı olur. Lütfen kurallara uyalım. Bizleri üzmeyiniz. Biz Erfelek Yeşil Esinti Konaklama Tesisi olarak burada dostlarımızı hep bekliyor olduk. Beklemeye de devam edeceğiz. Erol Bey sağ olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Geldiğimiz günden bu yana elimizden geleni yaptık bu sefer. Bize hep sahip çıkmaya çalıştı. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizim işimizi kendi işi gibi edindi. Kendi takipçilerine istikamet vermek üzere, yol göstermek üzere can siperhane çalıştığını gördük. Ekibine de kendisine de teşekkür ediyoruz. Siz izleyicilere de teşekkür ediyoruz. Erfele'ye 3 kilometre, şelaleye 7 kilometre mesafede olan tesisimiz doğanın içinde bütün nezihliğiyle aileye yönelik. Ailece gelip kalalım diyor. Çok süper bir yer. Gerçekten tabii, herkese tavsiye ediyorum. Yani burada tartışılmaz. Yani burada herkes istediği gibi kalabilir. Ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla herhangi bir olumsuzluğa müsaade etmemiz mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Biz burada yaşıyoruz zaten. Kendiniz de burada kalıyorsunuz. Tabii ki. Bütün ürünlerimiz, yediklerimiz, yiyecekleriniz natüreldir, organiktir. Bahçeden kopartacaksınız, kopartacağız, oturup beraber yiyeceğiz. Evlerimiz 3 tip evden oluşuyor. En küçüğünde anne, baba ve bir çocuk konaklayabilir. En büyüğünde 6-7 kişi konaklayabilir. Fiyatlarımız Sinop ile kıyaslanamayacak kadar uygundur. Huzur hiçbir yerle kıyaslanamayacak kadar fazladır. Dolayısıyla burada 10. köyünüz olduğunu unutmayın. Evet. 9 köyden kovulursanız 10. köy burada. Varsa. Evet. Hiçbir şey yapmadık. Konaklamak da önemli değil mi Mustafa? Yani yoldan geçerken buraya gelip bir çay içebilirsiniz. Kesinlikle. Burada çay içecek yerlerimiz var, şeylerimiz tabii var. Yani çayımız da var. Her zaman çayımız da bulunur. Gelirsiniz. Çayımız da çay bulunur. Gönlümüz de açık. Aynen. Ve bizden gelip Mustafa Bey, Ayancık Güncel Haber, Sinop FM'den geldik, duyduk, gördük deyip derseniz de tabii ki daha da iyi olur. Mustafa Bey daha da iyi ilgilenir. Gerçi ayrıntım yok bizde ama evet, yani daha da güzel olur. Bizim de en azından bir şeyimiz olmuş olur. Güncel haber takipçilerine %10 indirim. Haydi bakalım. Sözünü aldık. Evet. Takipçilerimiz duydunuz. Sözünü aldınız. Eğer Ayancık Güncel Haber veya Sinop FM'den duyduk, geldik buraya çayınızı içeceğiz, burada konaklamak istiyoruz derseniz ne olacak? Size %10 indirim yapacak Mustafa Bey. Evet. Sözünü de aldık. Evet. Yerin nerede olduğunu soruyorlar da. Tekrar Erfelek, söylerseniz. Erfelek şelale arasında, Erfelek'e 3 kilometre. Evet. Erfelek'ten şelaleye giderken, yol üzerinde Erfelek'e 3 kilometre, şelaleye de 7 kilometre. Evet. Yani Tatlıca, Erfelek Tatlıca Şelalesi ile Erfelek'in arasında bulunuyor arkadaşlar. Evet. Yani önünden geçiyorsunuz. Evet. Yani görmememiz mümkün görmememiz değil. Tabelayı görmememiz mümkün değil. Evet, evet, şöyle kameraman arkadaşım şöyle bir bakarsa Yeşil Esinti Konakları. Telefonumuz burada mevcut. Birazdan konakların içindeki kalacağınız yatakları da çekeceğiz. Bungalovimiz var. Seralarımız var. Oturacak çay içebileceğiniz mekanlarımız var. Birazdan içerisini de göstereceğiz. Bu arada videomuzu da lütfen takip edin. Videomuzu da takip sayfanızda paylaşın.
takip edin. Bizlere destek olun arkadaşlar. Evet, evlerimiz böyle. Evlerimiz gayet güzel. Nezih bir ortamı var. Sıcak suyumuz her zaman mevcut. İçeride güneş enerji sistemiyle ısıtma sistemi var. Artı lavabolar hep içerisinde. Banyomuzu, her şeyiniz yapabileceğiniz gayet güzel. Böyle güllerle donanmış. Böyle etrafında böyle güzel güller. Güzel bir meyve ağaçlarıyla böyle güzel bir evlerimiz var. Evimizin bir tanesini Mustafa Bey, seyircilerimize gösterebilir miyiz? Yani, tabii ki. Boş olan bir tanesini tabii inşallah. Şöyle dubleksi görebiliriz. Ha, dubleksi görelim. Bu arada dediğim gibi bakın böyle meyve fidanlarımız var, elmalarımız var. Ağzında bir elmamız var. Elmalarımız var. Burada elmalarımızı da gösterelim şöyle. Hemen böyle elmalarımız, şahane elmalarımız da oluyor. Yani yetişen kapar diyelim. Yetişen alır diyelim. Evet, böyle evlerimiz var. Bungalov evlerimiz var. Dediğim gibi oturacak yerlerimiz var. Evet, bu arada herkese çok çok teşekkür ederim. Videomuzu da lütfen canlı yayın videomuzu da paylaşmalarını rica ediyoruz herkesten. Şöyle evimizin içini de bir görebilirsek çok güzel olacak. Şöyle bakalım. Değişik değişik meyve ağaçlarımız var. Değişik değişik yerlerimiz var. Bir tanesini, evet, evimizin bir tanesini açalım ve kameraman arkadaşımla beraber, buyurun. Buyurun. Evet, kameraman arkadaşım da gelirse böyle evin içini güzelce böyle gösterebiliriz. Aynen, temiz ve sırf ahşap arkadaşlar. Yani burada konaklayacağınız tesis, konaklayacağınız yer böyle ahşap. Artı bu tarafta banyo, duş alabileceğiniz yeriniz var. Banyosu, lavabosu içeride. Tabii ki tabii. Toplam 22 metrekare. 22 metrekare. Evet. Odalarımız var. Evet. Gelip burada konaklayabileceğiniz doğal bir ortam arkadaşlar. Yani otel aramayın. Sinop'a geldiğinizde lütfen otel odası aramayın. Dediğim gibi 3 boyutlu var. Evet. Bu küçük boyutu olan bir evimizdi. Evet. Bunun bir büyüğü daha var. Evet. Bunun bir büyüğü, arkadaki bir büyüğü, en büyüğü bu. Evet, arkadaki bir büyüğü var. Evet. Bir de bu dubleks, evet. Evet, dubleks dediğimiz yerler. Bu, evet. Bu, bir de bunu bungalov mu diyorlar? Bungalov, evet. Bungalov evleri diyorlar, evet. Bungalov, böyle evet. Geldiğimiz gibi, karşıda oturma yerleriniz var. Kamelyalarımız evet. Var. Orada çayınızı içebilirsiniz veya dışarıdan gelip, diyelim ki şelaleye geçtiniz. Yani şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Buyurun. Bizim burada kalan misafirlerimize, yemeği bizde yiyeceksiniz diye bir dayatmamız yok. Yok. Kendileri getirip burada yapabilirler. İmkanımız var. Anladım. Dışarıda yiyebilirler. Gelip burada kalabilirler. Gelip burada kalabilirler. Ayrıca bizden kahvaltı da isteyebilirler. Anladım. Yani nasıl istiyorsa, dediğim gibi 10. köy burası. 10. köy. Evet. Yani 9 köyden gidip. Kovulduysan 10. köy 10. köy burası. Evet, evet, gene söyleyelim. Seyircilerimiz soruyor, takipçilerimiz. Yerimiz Erfelek'e 3 kilometre, Erfelek merkeze 3 kilometre, şelaleye 7 kilometre. Yani Tatlıca şelalesiyle Erfelek'in arasında muazzam bir yer. Güllerle, ağaçlarla, yeşilliklerle bezenlemiş, arkası karşısı orman olan bir yer. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı Mustafa Bey? Tabii ki çok teşekkür ederim sizlere, izleyicilerimize. Lütfen dediğim gibi trafik kurallarına uyalım. Lütfen seneye bir daha geldiğinizde de lütfen gelin çayımızı için. Lütfen buradan geçerseniz lütfen, yani bu yol üzerinden zaten Tatlıca Şelalesi'ne geçiliyor. Bu yol üzerinden Tatlıca Şelalesi'ne geçerseniz lütfen gelin bir çayımızı için diyor Mustafa Bey. Evet. Bizden de selam götürüyorsunuz ve %10 indirimi de kapıyorsunuz. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum Ayancık Güncel Haber ve Sinop FM takipçilerine. Çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomuzu da dediğim gibi paylaşın. Herkesin bu yerden haberi olsun. Bizim de acizane Mustafa Bey'e bir katkımız olsun diyoruz. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yaradan emanet olun, Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı geceler.